Ay yengesinin gülü. Bak neler neler hazırladım ben sana. Gıdanı alman lazım. İki canlısın sen. Bunların hepsi bitecek tamam mı yengesinin gülü? Daha buradayım yani. Ne dedim ben sana? Azıcık sabredeceksin dedim değil mi? Yenge benim gidip Mustafa'yı bulmam lazım. Ben burada bu şekilde bekleyemem. Ah canparem. Ay yengesinin gülü. Bak bizim buralar sizin oralara hiç benzemez yavrum. Burada büyüklerin sözü dinlenir. Öyle dik başlık, asilik, başıbozukluk yapmayacaksın. Kendine zarar edersin. Azıcık söz dinleyeceksin. Yenge beni kapattılar buraya. Ne söz dinlemesi. Ama Gonca demişti. Hı. Tek dertleri karnındaki bebek. Aman Gonca ne biliyormuş da konuşuyor öyle. Açtırmasın benim ağzımı. Asıl onu sormalı. Sürekli dışarılarda fink atıyor. Kaçıp kaçıp gidiyor artık nereye gidiyorsa. Nasıl yani? Bir tuhaf yengem. Sanki hiç kocası ölmüş gibi değil. Yas falan tuttuğu yok. Sürekli dışarılarda. Yenge sen bunu anlatsana bana. Mesela ne yapıyor? Nereye gidiyor sence? Vallahi ben de tam çözemedim yengem ama iz üstündeyim. İnşallah çözeceğim. Bak mesela Mevlid'de bile yoktu. İnsan kocasının Mevlid'inde olmaz mı? Ha. Bir de sürekli kenarda köşede fısır fısır telefonla konuşuyor. Artık kiminle konuşuyorsa. Yani Mustafa'ya bu kadar aşık olduğunu bilmesem gizli bir aşığı var diyeceğim de. Bilemedim yani.